Dünya Göz Vakfı Görmeye Devam Et programını sunar. Hoş geldiniz. Sevgili izleyenler, Görmeye Devam Et programında hepinize mutlu günler. Bugün gözümüzün en önemli tabakalarından olan kataraktı konuşacağız. Kataraktta oluşan hastalıkları ele alacağız. Katarakt ameliyatları kimlere yapılır? Kimlere uygulanabiliyor? Tedavi yöntemleri neler? Femtosaniye lazer teknolojileri ve tedavilerinde neler var? Ne tür yenilikler var? Konuşacağız. Lazer tedavisi kimlere uygulanabilir? Lazer olacak hastaları tedavi öncesi ve sonrası nasıl bir süreç bekliyor? En önemlisi lensler, içine konan lensler. Bunları konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Bozkurt Şener. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi katarakt nedir? Oradan başlayalım. Kataraktı basitçe anlatalım. Çünkü çok sorulan bir soru bu. Gözün içinde bir mercek var. Bu evet. Mercek şeffaf bir mercek ve uzak yakın ayarlamasını bu yapıyor. O şeffaflığını kaybedip de kesif hale gelirse buna katarakt diyoruz. Peki mesela belli bir yaş mı gerekiyor? Belli bir yaştan sonra mı ortaya çıkıyor? Yoksa gençlerde, çocuklarda da olabiliyor? Genetik olarak var mı böyle bir yatkınlık? Birçok sebep var ama en geniş sebep tabii ki yaşa bağlı kataraklar. Yoksa tabii travmalara bağlı çocukluk katarakları, doğumsal kataraklar çok konu var ama esas en büyük parçayı yaşa bağlı kataraklar oluşturuyor. Kadın erkek yaş fark ediyor mu? Fark etmiyor. Genellikle dışarıda olan, ultraviyoya çok maruz kalan, dış ortamlardan etkilenen, bir takım kortizonlu ilaçlar vesaire gibi başka ilaçları çok sık kullanan bu tip kişilerde daha fazla rastlanıyor. Yaş var mı hocam? Belli bir yaş seviyesi. Eskiden 70-80 yaşın üstünde görürdük ama şimdi 50'li yaşlara falan indi kataraklar. Yani işte bu geriye doğru gıdalar, geliyor. Evet geriye doğru geldi. Gıdalar, işte ultraviyoya maruz kalma, güneşte kalma, işte bilmiyoruz belki bu radyasyonlar vesaire arttı çok ve çok genç yaşlara indi. Peki mesela Bozkurt hocam şunu sorsam, tedavi yöntemi ameliyat mı, ilaç mı? Yoksa sırasıyla giden bir silsile mi? Sadece ameliyat. Yani sadece ameliyat. Sadece ameliyat. Hiçbir şekilde onu ilaçla ya da bir başka bir bitkisel bir şeyle şunu da buna durdurmak, düzeltmek mümkün değil. Ameliyattan ameliyat. Mesela kastınız ne? Ameliyat, katarak gözün içindeki mercek dedik. Bu merceğin yerinden alınması ve yerine aynı işi yapacak bir sunni mercek yerleştirilmesi. Bugünkü modern teknoloji bu katarakt ameliyatı dediğimizde bunu anlıyoruz. Yani tarif bu. Peki yöntemler nasıl? Yöntemler... Tek bir yöntem mi var mesela? Çok eskiden başlayan, bugüne gelen birçok yöntem var. Tarihi oldu bir kısmı, bir kısmı halen kullanılıyor. Ama bugün için en modern yöntem FAKO denen cerrahi. FAKO denen cerrahi bir ultrason gücü, yani ses gücünü kullanarak merceği içeride parçalayan ve dışarıya emen bir teknoloji. Buna son zamanlarda eklenen en önemli gelişme bir lazer teknolojisi, femtosecond lazerler. Femtosecond lazer ne yapıyor? Doktorun ameliyat içinde yaptığı belki de işlerin yarısına yakınını hiç kimse elini sürmeden ve çok kısa bir sürede 30 saniyede gerçekleştirmiş oluyor. Bir dakika oluyor. Şimdi siz gözün içine giriyorsunuz, oradan merceği dışarıya emip alıyorsunuz. Evet doğru. Bunu lazerle yapıyorsunuz. Evet. Ve sonra içine başka bir mercek yerleştiriyorsunuz. İçine bir başka mercek koyuyoruz. Ne kadar sürüyor bu? İyi bir cerrah için 10 dakika veya 10 dakikanın altındadır. Ama bu femtosecond lazerler işin içine girdiği zaman hani erkeklik bozuldu diye laf vardır ya işte silah icat edildi. Bu çıktıktan sonra tabii büyük bir bölümünü bu ameliyatın 30 saniyeye indirdi. 30 saniye. 30 saniye ve göze bir bakıma gözün içine girmeden yapıyor bunu. Çünkü lazerlerin en büyük özelliği ne? Lazerler istenilen dokuda. Gözün içinde bir yerde ya da dışında bir yerde nereyi hedefliyorsa oraya etki eder. Başka bir yere etki etmeden, dokunmadan. Biz burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki merceğe etki edeceksin. Merceğin üstünde önce bir küçük bir delik açıyor. Bunu göze dokunmadan yapıyor. Sonra içerideki kataraktı küçük parçalara ayırıyor. Bunu da dokunmadan yapıyor. Hastayı bize hazırlıyor. Hastayı biz önümüze aldığımız zaman cerrah olarak sadece o kataraktın o küçük parçalarını dışarıya yıkayıp temizlemek ve merceği içeri koymak kalıyor bize. Birkaç soru. Hı hı. Bir tane değil, birkaç tane. Şey, tamam. Bu herhalde genel anestezi altında mı yapılıyor?
Hayır, bu damlayla yapılan bir ameliyat. Öyle mi? Evet, genel yani hasta sizinle konuşabiliyor mu? Tabii tabii, evet tabii. Yani bu gözün en hoş özelliklerinden biri bu damla anestezisiyle bunların hepsini yapabilirsiniz. Çok hafif hastalara birazcık da bir gevşetme yapıyoruz böyle hani daha konforlu olsun diye ama gerçek manada damlayla yapılabilir. Narkoza ya da bir iğneli anesteziye ihtiyaç yok bunlarda. Harika. İki, mercekleri konuşacağım. Evet. Ama öncesi ve sonrasından bahsetmek istiyorum. 30 saniye anladım. Yani çok önemli bir femtosaniye lazer kullandığınızdan çok hızlı yapıyorsun. Ama bunun bir önce hazırlığı vardır diye düşünüyorum. Tabii. Ameliyat 30 saniye lazer, yani femtosecond, üstüne bir 3-4 dakika doktor. Ama hazırlık belki bir gün ya da iki gün. Bravo. Ya da saatler. Çünkü esas ana nokta orası. Çünkü içeri girdikten sonra iyi bir cerrah için o kataraktı oradan almak, temizlemek, yerine bir mercek koymak çok büyük bir şey değil iyi bir cerrah için. Ama ön hazırlığı, orada karar vermek, hangi göze, hangi mercek, neye dikkat edilecek, işte bunlar zaten çok farklı yere getiriyor ya da başarıyı esas etkileyen şeyler bunlar. Peki sonrasına geçersek, ameliyat sonrası nekat süresi ne kadar? Diyebiliriz ki ertesi gün hasta artık hazırdır. Yani yürür, işine gider, seyahate gider. Bravo. Zaten gözü kapatmıyoruz artık. Ameliyattan sonra hastalar gözleri açık olarak yürüyüp... Hastane gözü açık tabii, gidiyorsunuz. Yürüyor, evet, yani bir gözü kapatma ihtiyacı yok artık bugün. Ertesi günde günlük yaşantısının yarısına, 48 saat sonra günlük yaşantısının hemen hemen tamamına kavuşmuş olur. Otomobil bile kullanabilir 2 gün sonra. 48 saat sonra gün ışığında çok rahat kullanırlar, evet. Eskisinden iyi kullanırlar çünkü. Hele ki kataraktlı bir hasta eskisinden tabii ki iyi kullanır. Daha iyi gördüğü için daha da dikkatli olabilir. Daha da dikkatli olur. Şaka bir yana şimdi gelelim için mercek kısmı. Bir de şunu sorayım oraya gelmeden. Tekrarlama olasılığı var mı bu işin? Hayır. Bu çok sık sorulan bir soru. Yani katarak bir daha olacak mı? Hayır yok. Yani kulağınızda aldığınızda nasıl bir daha çıkmazsa katarakta bir organ gözün içinde. Onu aldığınız zaman yerine yenisi çıkmıyor. Onun için de o tek seferlik bir cerrahidir bu. Peki mesela gözlük takmaya devam ediyor o hasta? Bu da çok güzel soru. Şimdi bir kere amacımız bugünkü teknolojide ne? Evet, katarakta aldım. Bana göre yaşam konforu. Evet, bana yaşam konforu. Bu konfor ne? Ben uzağı da takmayayım. Bilgisayarıma da gözlüksüz bakayım, bir de gözlüksüz okuyayım. Şimdi bu noktaya gelmiş bir vaziyette cerrahi. Zaten o mercekler dediğimiz zaman konu buraya geliyor. İşte üç odaklılar, yani trifokal mercekler, astigmatı düzelten mercekler, EDOF özellikli, yani fokus derinliği uzatılmış mercekler. Peki, o zaman buradan konuşalım. O zaman... Çoklu mercek var, evet. Tekli mercek var. Evet. Senin derdin neyse ona göre mi yerleştiriyorsunuz? Bir bakıma öyle. Mercekleri. Bir bakıma öyle. Yani tekli mercek yıllardır kullandığımız, 10 yıllardır kullandığımız klasik mercekler. Tabii ki gelişti onlar da. Bu ne yapıyor? Uzakta hastanın ideal değil ama iyi görmesini sağlayacak bir mercek. Bunun içine astigmatı koyduğunuz zaman buna torik lensler diyoruz, torik mercekler diyoruz. Hem astigmatı hem uzağı düzeltiyor. Trifokaller ya da trifokal torik mercekler dediğimiz zaman ki bugünün teknolojisi o. Uzağı, ara yakını, en yakını ve astigmatını hepsini birden düzeltmiş oluyoruz. Yani bir seferde hasta ömür boyu bir daha hiçbir mesafeden gözlük takmaya ihtiyacı olmayacak bir hale gelmiş oluyor. Şunu merak ediyorum. Hani bu merceklerdeki gelişmeler siz söylediniz ya. Bunun ötesi yok herhalde değil mi? Bundan sonrası yok artık. Hem yakın hem uzak. Birkaç on yıl yeni büyük bir gelişme beklemiyoruz. Niye beklemiyoruz? Çünkü bundan sonraki aşamada bu üç odak çıkacak. Yerine kendi kendine açılıp kapanan kendi doğal merceğimiz gibi akomodatif diyoruz onlara. Akomodatif merceklerin gelmesini bekliyoruz. Çalışmalar bunun üstüne ama bu tabii öyle çok kolay olacak bir şey değil. Yani 10, 20 yıl, 25 yıl. Yani göz gibi hareket eden değil mi? Gözün bebek içindeki, gibi. Evet, doğal mercek gibi hareket eden. Hedef buraya doğru gidiyor şu anda. Hayır, çünkü bekleyen insanlar varsa boşuna beklesinler anlamda söylemiyorum. Çünkü 10 yılda 20 yılda bir değişiyor değil mi bunlar? Bence daha bile fazla. Ya bu şeye benzetiyorum her zaman bir. Bir seyahate gideceğim ama şu uçaklar bir gelişsin de ona göre gideyim biraz bekleyeyim gibi. Yani böyle bir şey yok. Teknoloji zaten istenen seviyede, insanları mutlu edecek seviyede. Onun için daha fazla beklemenin pek bir manası yok. Farklı bir soru. Mesela mercekleri değiştirirken her iki gözde de benzer sıkıntılar mı ortaya çıkıyor yoksa farklı farklı mercekler kullanabiliyor musunuz? Tabii tabii, farklı mercekler kullanabiliyoruz. Şimdi göz esasında enteresan, gözde iki tane mercek var. Kendi doğal merceği. Bir tanesi o, biz dışarıdan bakınca pencere camı gibi zannediyoruz. O gözün dışındaki kornea tabakası. Bir de ikinci mercek gözün içindeki mercek dediğimiz mercek. Bravo. Şimdi kornea çok ciddi bir kırıcılık özelliği olan bir mercek, görevi olan bir şey. Bir pencere camı değil o yani. Şimdi oradan gelen görüntü, mesela ben size bakarken sizin görüntünüz bana geliyor. O kornea tabakası da bir kırılıyor, bir şekli değişiyor.
O içerideki merceğe yönleniyor. O onu tekrar bir şeklini değiştiriyor. Mesafeyi bana anlatıyor. Ve sarı nokta dediğimiz o meşhur sarı nokta var ya, retinadaki en hassas noktaya net olarak düşürüyor görüntüyü. Odaklıyor görüntüyü. Evet. Şimdi burada biz refraktif cerrahlar, yani gözlük kontak lens atma özelliği olan cerrahi yapan cerrahlar, demek ki iki tane yerimiz var bizim. Biri kornea, biri mercek. Bu konuştuğumuz mercek ameliyatları ya da kataraklar içindeki mercekle alakalı. Ama bunu yaparken hiçbir zaman dışarıdaki korneanın ne vaziyette olduğunu unutamazsınız. İşte bu ön araştırmanın o kadar uzun olma sebebi hem o araştırmalı, hem retina araştırmalı gözün arkası, hem de o mercek, bütün hepsinin toplam bir optik sistem olduğu göz önüne alınıp ona göre zaten seçimler yapılmalı. Hassaslık buradan geliyor. Aslında şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir şey yapsak hocam, bugüne kadar yapmadık. Hep bu stüdyoda oturduk, konuştuk, anlatıyoruz. Doğru. Gitsek mesela hastanede bunu bize gösterseniz, orada sohbete devam etsek olur mu? Harika olur. Yani sizin gözünüzü muayene ederiz. Orada ben tek tek neye bakıyorum, ne önemli, niçin böyle bir seçim yapmak zorundayım, bunları detaylı gösterebilirim. Gitmeden son bir soru. Tamam. Şu hikaye, katarakt ameliyatı olan biri başka bir hastalıkla birlikte ikinci bir ameliyat da olabilir mi? Yani aynı anda ikili, üç, çoklu ameliyat yapabiliyor musunuz, yoksa sırayla mı gidiliyor bu? Mesela sarı nokta problemi varsa veya ne bileyim işte korneada bir şişkinlik falan varsa hepsini bir daha yapabiliyor musunuz? Şimdi tabii bir arada yapılabilir. Yani bir retina ameliyatı, sarı nokta ameliyatı, oradaki bir işte zarın soyulması yanında beraberinde kataraktın da alınması falan gibi bir şeyler yapılabilir. Ama bizimki gibi çok keyfe dönük, bir bakıma keyfe dönük, yani bir kozmetik cerrahi, mercek cerrahisi. Bunu yaptığımız zaman zaten başka bir yerinde hastanın başka problemi olmamasını isteriz. Bu çok önemli. Onun için de çok sağlıklı bir göz, iyi bir göz, sadece kataraktı var. Ya da hatta o bile yok, yakın gözlüğü var. Bunu atmak istiyoruz. Bu amaçla bu cerrahiyi yapmalıyız. O zaman da bir başka problemi olmamasını tercih ederiz. Hani estetik daha önemli burada diyorsun. Bir bakıma oraya. Ama çok konfor da önemli. Büyük konfor. Konfor diyoruz ama bu bir konfor mu bilmiyorum, yoksa ihtiyaç mı onu bilmiyorum. Yani 50 yaşındasınız, 60 yaşındasınız, bütün gün çok aktif çalışıyorsunuz. İşte elinizde bir küçük tablet, telefon, bütün işinizi oradan yapıyorsunuz ve bunun gözlüksüz yapmak bir konfor mudur, bir ihtiyaç mıdır? Onu da tabii, o da tartışılabilir. Çok açık bir gerçek var. Yani şunu yapmak, ileriye gitmek, geriye gelmek, yani böyle mercekle oynamaktansa hani bunu görmek ve 30 saniye süren bir şeyle halledebiliyor olmak. Yani konfor, hayatın konforu bu işte. Onu gerçekten. Yani çok sağlıklı ve sıhhatli bir şey. Kesin. İsterseniz gidelim hastanede devam edelim. Peki. Hadi bakalım. Stüdyodan çıktık ve hastane koridorlarına geldik. Bir göz doktoruyla, Doktor Bozkurt Şener'le birlikte olacağız. Burada bulunmamızın temel nedeni ise bambaşka bir şey. Hep anlatıyoruz size. Hem yakını hem uzağı farklı olarak, bozuk olarak gören bir hasta dahi 30 saniye içinde bir ameliyatla anasından doğmuş gibi, o anki gibi net görebiliyor. Bütün kusurları halledilebiliyor. İşte bu son derece önemli bir gerçek. Bu gerçeği bugün burada Doktor Bey'in muayenehanesinde konuşacağız. Hadi kendisine bir merhaba diyelim. Evet, merhaba hocam, nasılsınız? Geldiniz, Mersin, siz nasılsınız? Şimdi sizin stüdyonunuzdayız, muayenehanenizdeyiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz bizi. Sizden tek öğrenmek istediğimiz gerçek şu. Bu işin sırrı ne? Onların hepsini anlatacağım ama önce gözü tam bir ciddi muayeneden geçirelim. Ondan sonra detayları konuşalım, sonra kararı beraber verelim. Onun için de şöyle alayım sizi. Oturuyor muyum? Evet, lütfen. Evet. Önce bir bakalım. Evet, bir o zaman evet, buradan bakacağım hocam. Evet, lütfen. Oraya çenemizi, alnımızı koyalım. Koydum. Düz bana doğru bakın. Bu sağ gözünüz. Şimdi sola bir bakalım. Peki. Peki, var mı bir şey? Sizde çok ciddi bir problem yok. Sadece basit bir yakın gözlüğü var. O yakın gözlüğünü de istiyorsak zaten yok edebiliriz. Yani uzakta fazla bir problem olmasa da yakını yok etmek istiyorsak onu da atabiliriz. Peki, yine aynı mercek türüyle. Konuştuğumuz mercekler türüyle yapabiliriz. Trifokal merceklerle. Evet. Peki bir şey soracağım. Böyle bir hasta üzerinden anlatsak. Yani çünkü diyorsunuz ki hem uzağı hem yakını neredeyse körlük derecesi demeyelim ama bozuk gören bir insanın 30 saniye içinde tekrar ilk günkü gibi görebilmesi. 30 saniye femtosecond lazerle üstüne birkaç dakikada doktorun katkısıyla bunu 5 dakika 6 dakika içerisinde bir göz için tamamını yok edebiliriz. Neyi yok edebiliriz? Uzağı, ara yakını ve en yakın gözlüklerini ve astigmatını yok etmiş olabiliriz. Peki bundan sonra bir daha ihtiyaç hissedecek mi? Ömür boyu bir daha o gözlüğe ihtiyacı olmayacak. Sadece güneş gözlüğü olan. Nasıl yapıyorsunuz hocam?
Şimdi bu bir katarakt ameliyatı esasında teknik tamam. olarak. Katarakt ameliyatında ne yapıyoruz? Şimdi femtosekond lazerden bahsettiğimize göre femtosekond lazer ne yapacak? Benim 2 milimetrelik küçük bir çizimi yapacak. Sonra gene göze dokunmadan gelecek. Merceğin üstünde bir pencere açacak. Bravo. Gene dokunmadan yapacak bunu. Sonra içine girecek merceğin. Gözün içinden bahsetmiyorum. Hep ışıklar giriyor. Lazerin ışıkları. Merceği içeride isterse 4, isterse 8 parça, isterse küçük küpler halinde parçalayacak. Bravo. Bana hazırladı. Sonra ben hastamı aldım. Normal ameliyat masasına götürdüm. O bana hazırlamış olduğu 2 milimetrelik yerden gözün içine böyle elektrik süpürgesi gibi bir uçla girdim 2 milimetreden. O parçalanmış olan merceğin içine girdim. Onu dışarıya emdim, temizledim. Merceğin içi boş kaldı torbası. Oraya bir mercek yerleştireceğim artık. İşte bu merceğin seçimi, bütün bu detayları öncesinde benim hazırlamış olduğum bir programa göre yapılmış peki olacak. Bir gösterebilir misiniz? Nasıl seçiyorsunuz? Tabii ki. Yani rakamlar nasıl değişiyor? Onları görebilir miyiz? Esas en önemli noktası burası zaten. Bravo. Çünkü bir merceğin seçimi, yani merceği içeriye koymak cerrahi olarak evet bir teknik, iyi bir cerraha ihtiyaç var ama ön hazırlık bölümü hepsinden daha önemli. Peki mesela bir hastada gösterebilir miyiz? Hemen bakalım. Örnek bu hastada baktık. Şimdi bu hastanın doğal merceğinde bir bulanıklığı var. Böyle mi görüyor bu adam? Hasta böyle görüyor ve gözlükle böyle görüyor. Gözlüksüz böyle görüyor. Kör gibi. Çok bulanık. Hatta şöyle alayım daha kolay görelim. Bu hasta gözlüksüz böyle görüyor. Bu bulanıklığı gözün merceği yapıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü kornea tabakası temiz. Burada E harfini daha temiz görüyor. Evet. Ama merceğine geçtiğimiz zaman bravo. Bu mercek bozuk. Toplam göz bu. Bu neye benziyor? Merceğe. Demek ki gözü bozan gözün merceği. Peki buna ne yapıyorsunuz siz? Merceği değiştirmek lazım. Eğer mercek temiz olsaydı, bozuk yer kornea olsaydı o zaman korneanın üzerinde bir tedavi yapmamız gerekecekti. Peki bu gözde biz planları yaparken neye göre yapacağız? Gene gözün merceği burası. Hı hı. Korneası burası. Şimdi bizim için önemli olan şu alttaki küçük kutu, %40-10 kutusu. Burası temizse bu gözün genel yapısı temiz demektir katarak bile olsa. Bravo. Ben merceği şurayı değiştireceğime göre, köşedeki bölüm mercek, tamam. onu değiştireceğime göre daha sonraki optiğim burası ve benim içeri koyacağım mercek olacak. Bu ikisinin birleşimi. O halde benim için kornea tabakasının ne olduğu çok önemli. Peki ne yapıyorsunuz orada? Nasıl karar veriyorsunuz? Nereden girip nereden çıkacağınızı? Bu hastaya geldik. Ameliyata karar verdik. Dedik ki astigmatsız bir mercek takalım. Peki. Ha bu göz evet. Evet bir göz. Şimdi burada ne dedi? 120 dereceden 2 milimetrelik bir çizik yaparsanız ve merceği böyle koyarsanız ne olur? Hastada 0.50 astigmat kalır. Ama ben bunu istemiyorum. Sıfır olmasını istiyorum. Ben onun sıfır olmasını ya da sıfıra çok yakın bir şey olmasını istiyorum. O halde ne yapayım? Şunu döndüreyim. Daha doğru bir yerden ameliyat edebilir miyim bu hastayı diye. Peki sesi. Rakamlar değişiyor. Evet. Ben o halde 180 derece yataydan bir kesi yaparsam ne olur? 0.14'e kadar inebilirim. Demek ki neredeyse bu hastada sıfır. Evet, neredeyse sıfıra inebilirim. Yani bütün her şeyi bilgisayar ayarlıyor. Bu şekilde ayarlanması lazım. Yani önemli olan burada benim ameliyatta içeri girip bir mercek yerleştirmem değil. Bravo. Bunu nereye, hangi açıdan, nasıl bir kesiyle ve hangi aksa yerleştireceğim önemli. Ve nasıl bir mercek seçeceğim önemli. Femtosaniye dediğiniz mesele de burada ortaya çıkıyor. Femtosaniye. Şimdi bu gözün merceğin yuvarlağını görüyorsunuz. Evet. Bu o kadar ortada ve düzgün bir yerde olmalı ki. Şu kırmızı nokta, yani esas görmek için kullandığımız nokta ile o tam çakışmalı. Eğer benim yapacağım o pencere biraz sağa, biraz sola kaymışsa, biraz yamulmuşsa o mercekle o nokta bir araya gelmeyecek. Şimdi birkaç sorun var. Anladım. Evet. Yani son derece hassas bir sistem. Doğru. Bilgisayar destekli bir sistem. Evet. Ve bu sayede her şeyi çözebiliyorsunuz. İki soru. Bir, trifokal mercek kullanıyorsunuz. Hı-hı. Yani yakını, uzağı ve ortayı doğru. Fokuslayan, yani evet. odaklayan bir mercek kullanıyorsunuz. Evet. Bazı hastalar var ki diyorlar ki biz bunu kullanmamıza rağmen bazen net göremiyoruz. Neden oluyor? İşte bütün hassasiyet noktası burası zaten. En önemli şey burada. Dedik ki bu hastamıza bir ameliyat yapalım. Peki. Sadece içeriye merceği koyup çok düzgün, mükemmel bir ameliyat yaparsak bu hastada multifokal koymamıza rağmen hasta 0.75'e yakın astigmat çıkacak. Peki ben ne yapmalıyım? O halde bakmalıyım önceden. Bu hastada nerede yapmalıyım bu işlemi diye. Bravo. Eğer bu işi 40 derecede bir kesiyle yaparsam burası 0.19'a iniyor. Şimdi ameliyat çok iyi.
Mercek çok iyi ama ufacık bir kesi yerinin değişmesi bile sonucu değiştirebiliyor. Buna siz de bilgisayar mı karar veriyorsunuz? Beraber karar veriyoruz. Beraber karar veriyoruz. Çünkü hastanın gözünde seçim yaparken sadece bunlar değil. Hastanın gözünde seçim yaparken başka bir takım özelliklerimiz var. Hastanın 3 tane ana merkezinin, görme merkezi, göz bebeğinin merkezi, göz yuvarlağının merkezi. Bunların hepsinin aynı dairenin içinde oturması lazım. Şimdi bu hastada yaparsak 0.745 diyor bir açıya. Halbuki merceğin ortası 0.6. Yani bunun dışına çıktık. O halde biz bu hastada o merceği değil başka bir mercek takmalıyız. Şimdi detaylar bunun gibi. Ve esas başarıyı bunlar getiriyor. Sorunun esas kısmı da şu. Mercekler olması lazımdı. Onları bir gösterebilir miyiz izleyenlere? Evet, buradalar. İkisi sana, ikisi bana. Tamam. Şöyle. Şimdi koyduğunuz merceklerin her biri farklı. Evet. Model diyorlar. Doğru. Hani bu hani nasıl model oluyor? Hastaya göre mercek değişiyor mu? Tabii ki. Yani işte biraz önce başarıdan bahsediyor ki işte başarının sırları buralarda. Şimdi bir lensi seçiyorsunuz. Şu elinizdeki modelin mesela ortası 0.6 milimetre. Ama buna geçersek bununki 0.7. Bununki 0.8. Şimdi bu tip şeylere girdiğimiz zaman hangi hastaya hangi merceği seçeceğiz? Bu önemli. İki, bu merceği takarken içeride yerleştirdiğimiz zaman bu içeride böyle büzülecek ve bir dönüş yapacak. Şimdi bunun dönüşünü astigmatlı olduğuna göre ben dönmesini istemiyorum. Bir yerde durmasını istiyorum. Bravo. Bu tekniği yaparken buna göre hareket etmem lazım. Ama bunu içeri koyduğum zaman bu içeride şöyle büzülecek, yerleşecek ve kolay kolay hareket etmeyecek. Buna göre her hastanın gözüne göre yeniden ben düşünmeli ve yeni planımı ona göre yapmalıyım. Peki yani ben mesela desem ki hocam bana bundan olmuyor değil mi? Yani bir yerde yemek seçer gibi ben bunu yemek istiyorum gibi bir şeydi. Ben o göze göre yeniden anlatmalıyım size ne yapabileceğimi. Hayır, şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar doğru, haklısınız da bunlar model değil. Hastanın hastalığına göre dizayn edilmiş. Tabii ki. Hasta seçimi değil, doktor seçimi olacak dizaynlar bunlar. Onun için de en iyisi budur, en kötüsü budur diye bir şey yok. Hastanın gözüne göre hepsi aynı bir seçim. Evet, hepsi aynı şey ama göze göre seçilmiş olması gerekiyor. Son bir sorum daha var. Stüdyoda bana bir cümle söylemiştiniz. Dediniz ki şimdi bunlar yine tabii hareket etmeyen mercekler. Evet. Gelecekte büyüyüp küçülen mercekler olacak demiştiniz. Ne kadar var o işe? 20 ile 30 yıl arasında diye tahmin ediyorum. Çünkü beklemeyin diyorsun yani. Beklenecek bir şey yok. O zaman da söylemiştim ya hani bir seyahate gitmek için yeni uçak çıkmasını nasıl beklemiyorsak bunları da beklemeyiz. Çünkü bu şu andaki sistem hastayı yeterince mutlu edecek hatta çok mutlu edecek bir teknoloji içinde. Konfora yönelik dedik ama aynı zamanda sağlıkla da alakası var bunun. Mesela bu ameliyatı olan bir insan bir daha gözlük kullanmaya ihtiyaç hisseder mi? Hayır. Bu noktadan sonra gözde bir değişken kalmamış olacak. Çünkü değişebilecek tek şey kendi doğal merceğini değiştirmiş olacağız. Onun için gözdeki çok ufak tefek değişiklikler artı eksi 0.50 içinde olacaktır. Daha büyük bir değişiklik beklenmez daha sonraki hayatta. Bozkır Şener çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ederim. Tabii değerli izleyenlerimize şunu söyleyelim. Katarakta gelinen son noktaydı bu. Bundan sonrası var ama 20 yıl sonra dedi doktor. Doğru. Gerisi size kalmış. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Dünya Göz Vakfı, Görmeye Devam Et programını sundu.